Dere Masallar. Masal bu ya, köyün birinde çok akıllı, namuslu bir bey yaşarmış. O kadar iyi bir insanmış ki şeytan bile yıllardır çok uğraşmasına rağmen yoldan çıkaramamış adamı. Bir gün sinirlenmiş. Şuna öyle bir oyun edeyim ki benim şeytanlığımı anlasın. Köyde su içmek, kullanmak için tek bir çeşme var. Şeytan girmiş çeşmenin içine, başlamış adamı beklemeye. Adamcağız her gün camiye giderken çeşmeye uğrayıp abdest alıyor ya. O gün de gelmiş çeşmenin başına, açmış musluğu. Şeytan merkep şeklinde. Çıkarmış başını, koca kulaklarıyla nanik yapıyor. Adamcağız bağırmaya başlamış. Çeşmede merkep var diye. Bütün köylü başına toplanmış, bir şey görememişler. Şeytan onlara görünmüyor. Olay bir iki defa tekrarlanınca adamı akıl hastanesine kaldırmışlar. Doktorlar bir zaman sonra yine iyi oldu mu diye getiriyorlarmış çeşmenin başına. Şeytan yine orada nanik yapıyor. Adamcağız dürüst ya, vallahi billahi merkep orada diyor tekrar hastane. Aradan yıllar geçmiş. Adamcağız bakmış ömrü akıl hastanesinde geçecek. Bu arada köyde olmadık olaylar oluyor. Çıkmış doktorların karşısına, ben iyileştim demiş. Yine getirmişler çeşmenin başına, açmışlar musluğu, onlar görmüyor ama şeytan kahkahalarla nanik yapıyor adama. Yok demiş, siz haklısınız, hiç muslukta merkep olur mu? Doktorlar artık iyi oldu diye bırakmışlar adamı gitmişler. Şeytan nasıl beni inkar edersin diye bağırırken arkasından adam dönmüş gülmüş şeytana. Sen oradasın, bu gerçeği ikimiz de biliyoruz. Ama doğruyu söylersem bana deli diyorlar. Onların istediğini söylersem akıllı. Şu yalancı dünya böyle. Hadi bana eyvallah. Yürüyüp gitmiş. Köylüler, ailesi alkışlarla sevinerek karşılamışlar beylerini nihayet akıllandı diye.